Sayın Bakanım, gerçekten hayretle izliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı'na PKK'nın bir numaralı sanıklarından olan Şemdin Sakık'ın gizli tanıklığıyla 6 yıl hücrede tuttunuz. O gün atadığınız general ve subaylar darbe kalkışması yaptılar. 250 tane şehit verdik. Bunun müsebbibi hükümetiniz. Siz burada genel kurulda o kadar rahat bunu adalet geç de olsa yerini bulur sözünü söylüyorsunuz ya. Ben de sizi hayretler içerisinde izliyorum. Eğer bir gün dahi, bırakın 6 yıl, bir gün dahi o lağım çukurlarının olduğu hücrede bir militanın gizli tanıklığıyla oraya atılsaydınız, gerçekten bu tebessümünüz hala yüzünüzde olur muydu? Çok merak ediyorum. Siz Fethullah terör örgütüyle kol kola girip resimler verirken, Bank Asya'yı açılışını yaparken, Fethullah terör örgütünün okullarına yardımcı olurken, kaynak aktarırken, burada bulunan muhalefetin tamamı bu yaptığınız doğru değildir. Siz bir terör örgütüne yardımcı yataklık ediyorsunuz diyorlardı. Bunlara siz tümüne vatan haini diyordunuz. Şimdi gerçekten hiç yüzünüzde bir kızarma olmadan Fethullah Gülen örgütünün lütfen Sayın Özkoç, rica ediyorum. Fethullah Gülen örgütünün bir yan yana mücadelesini veren hükümetin bir parçası olarak bunu ya adalet yerini gelir ama geç gelir diyerek binlerce akademisyeni, binlerce öğretmeni, binlerce türban... Tamamlayın lütfen. Binlerce türbanlıyı, binlerce masumu cezaevlerinde süründürürken bu rahatlığı nasıl buluyorsunuz çok merak ediyorum. Size son sözüm. Adalet geç tecelli eder ama bir gün adalet sizin için geçer, tecelli ettiğinde bu millet bir oh çekecek Sayın Bakanım. Ben sizin yüzünüzü o zaman görmek istiyorum.